Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir Heroes of Iron 4 videosunda Better Turkey Plus modunda oynadığımız serinin Selçuklu yolundaki ilk bölümüyle karşınızdayım. Evet, en son hatırlayacaksınız Selçuklu yolunda diye başlamışken hiç yani bir anlık bir ufak bir hatadan kaynaklı demokrat olmuştuk. Ama bu seri artık direkt olarak Selçuklu yoluna doğru gidilecek. Selçuklu yolundaki serinin ilk bölümüyle karşınızdayım. Şimdi bakalım nasıl bir yol izleyeceğiz. Tabii ki zaten bu çok daha farklı bir yol olacak. Neden? Chat'te bir arkadaş var. Bilmem gördüyseniz ismini tam olarak hatırlayamıyorum şu an. Kusuruma bakmasın. Onun Discord üzerinden yaptığımız muhabbette verdiği bir info söz konusuydu. O info ile beraber tam olarak Selçuklu yoluna gitmeden önce evet Iron Man moddayım. Direkt olarak yani şöyle göstereyim, Iron Man modda olduğumu kayıttaki arkadaşlar görmedi diye gösteriyorum. Save alamıyorum, yani öyle gösterebilirim. Normal zorluk derecesinde oynuyorum. Şimdi ne anlatıyordum, neyse. Yani dedim ki oradan arkadaştan aldığımız info sayesinde oradan biraz daha güçlü bir şekilde çıkmak için hazırlıklarımızı yapacağız. Şimdi ufaktan oyunu başlatalım. Konvoyu basmaya çalışacağım abi. Şimdi ek olarak şöyle iki tane ek mod kurulmuş şu anda. Modlardan bir tanesi nedir diye soracak olursanız core buton. Core buton sayesinde abi buraları hızlıca bir şekilde korlamaya çalışacağım. Çünkü Türkiye'li ne zaman hangi seriyi oynarsam oynayayım manpowersızlıktan dolayı ölüyorum abi. Yani o kadar fazla sıkıntı çekiyorum ki bundan kaynaklı artık core butonunu kullanmak zorundayım. Yani neden kullanıyorsun diye soracak arkadaşlar varsa lütfen kusuruma bakmasınlar. Daha önceki serilerde çok fazla şey çektim. Manpower kaynağından olmamasından kaynaklı çok fazla seriye son vermek zorunda kaldım. Bu sıkıntıyı çözüp kurtulmak istiyorum açıkçası. Treni kaldır. Support ekipmanı kaldır. Onun yerine diğerleri kullanılsın. Tüm askerleri seçiyorsun abi. Şöyle bir komutana böl. Şöyle 16'yı ayırıyorsun. 16'lığın tamamı siliniyor. 15'liği de bir Maraş ele verdikten sonrasında Maraş elimizden defansif line'ımızı çizerekten bu noktaya bunu aktarıyoruz. Birliklerimiz bir noktaya gelmeye başlasınlar. 16'yı silme sebebim şu. Şu anda silahtaki açık çok düşük bir miktar ama hala açıklık var. State transfer tool da var. Bir yandan bunun da aslında bakarsan şeyi var ve şöyle göstereyim. State Transfer Tool'da da state'i seçtiğin zaman, misal Tunceli'yi seçtiğin zaman direkt olarak korlayabiliyorsun. Korladığın takdirde buradan, yani şöyle göstereyim. Bu şeyde şu an 524 bin insan yaşıyor. 500 bin üzeri nüfuslar için 75 pp vermen gerekiyor. Zaten yanında gördüğün gibi tikli. 75 pp verdiğinde bunu korlayabiliyorsun. Veya yani ben bunu bu serilerde kesinlikle kullanmam tabii ki ama direkt olarak core state yaparaktan ücretsiz bir şekilde, yani PP kullanmadan da korlayabiliyorsun. Yani en azından biraz daha zorlu olsun diyerekten korlama şeyini burayı kullanmayacağım. Ya hatta bu serilerde muhtemelen state transfer tool kullanılmaz. Sadece sizlere geçen de duyurusunu yaptığım gibi multiplayer için biraz gelirseniz, gelmek isterseniz o zamanlar multiplayer'lerde kullanılmak için koydum tabii ki. Dediğim gibi muhtemelen salmam. Yani çünkü geçen seride sıkıntısını yaşadık biraz. Onu bir daha salıp sıkıntısını yaşamak istemiyorum. Ya Kazım Karabekir Paşa'm çok güzel iş yaptı. Tamam, eyvallah. Ama o sıkıntı sonrasında bizim için ağır dert oldu abi. Şimdi hocam, stability ve var support'umuzu biraz arttıralım. Onun için şu Montre anlaşmasını bir kullanalım. Boğazlarda bir rahatlatabilirsek hemen arkasından biraz daha var support ve stability gelecektir. Çok özür dilerim. Yani şimdiye kadar stability'den yediğimiz cevapları görüyorsunuz. Özellikle Kurtuluş Savaşı'nın çok büyük bir debuff var abi. Kurtuluş Savaşı'nı biraz olsun rahatlatmamız lazım. Yani stability debuff'ı verirken tabi var support buff'ı veriyor ama yani iyi bir şey değil çok fazla. Şu an tabi İstanbul tarafı kapalı olduğu için bu atlı belli ki ne tarafa gideceğim diyerekten şey yapıyor. Hocam şöyle yapalım. Şu
bir dörtlük daha ben sileyim. Çünkü en azından silahtaki açık eksi değil, artı da kalsın. Ki o artı sayesinde garnizon biraz daha rahatlar ve rezistansı daha fazla düşürebilir bu sayede. Yani gördüğünüz gibi silah rezistansa giden silah miktarı azalmaya başladı bile. Yani artıya daha geçer geçmez isyan miktarları hemen değişiyor abi. Kesinlikle şeyimiz yok. İş Bankası, integrate İş Bankası olarak yolumuza devam ediyoruz. Evet, sonunda kazanıldı ve gördüğünüz gibi hem stability hem de varis support bakımından da artı çekmiş olduk. Bu da bize PP anlamında da bir manada buff vermiş oldu. Şimdi hocam, we are not faşist, faşizme gitmeyeceğim. Şimdi bana buradan PP lazım. Şimdi Integrate İş Bankası ile Celal Bayar gelecek. Onun sayesinde biraz PP gelecek ama tabii ki çok az bir miktar. O yüzden onunla beraber Hilmi Uran alınabilir. Hilmi Uran'la beraber %15 PP alınabilir, mantıklı. Başka kime alabiliriz? Ne alabiliriz öyle PP olarak verebilecek? Galiba yok. En azından yani 0.75 PP'den 1 PP'ye kadar gelmiş olduk bu sayede. Bu bizim için ciddi anlamda önemli. Çünkü dediğim gibi doğudaki toprakları korlamak istiyorum. Korlayabilmem için şu an görüyorsunuz 75 buraya. 75 buraya. 50 buraya. 200. 50 de buradan. 250 PP ihtiyacım var. Yani az bir miktar değil bu. Ama bu PP'yi bir an öncesinde toparlayıp buraları tek tek korlamam lazım. Aksi halde hem rezistansa giden silah miktarı şu an gördüğünüz gibi çok fazla olmasa da sürekli bir şekilde Decisions tarafından bu event kaynaklı artmaya, isyan gelmeye devam ediyor. İşte dediğim gibi 250 PP vermem gerekiyor. 250 PP sayesinde korlayabilirim. Aksi halde korlamam çok zor. Bir de modda şöyle bir güncelleme söz konusu olmuş. Türkiye'nin ismini Türkiye veya Türkiye olarak değiştirebiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler üzerinde verilen kararla Türkiye'nin ismi artık Türkiye olarak anılacak. İngilizce de olsa Türkiye olarak değil, Türkiye olarak anılacağı için de modda da böyle bir güncelleme söz konusu olmuş diye düşünüyorum. Hocam 80 PP'miz var şu an, 85 PP'miz var. Integrate İş Bankası sayesinde Great Depresyon'dan da kurtulmayı başardık ya, bu sayede de hem fabrikamız boşa çıktı hem de stabilite anlamında da biraz daha rahatlamış olduk. Kaç tane fabrika boşa düştü abi? 4 tane sivil fabrikamız boşa düşmüş. Bunlar güzel haberler. En azından kaynakla falan biraz daha rahatlayabiliriz diye umut ediyorum. Şu an 16 fabrikayız. Bir tanesi dockyard olacak şekilde 15 fabrika. 1936 Mart. Bu tarihi unutmayın. Bu tarihte, yani önümüzdeki sene Mart'ında fabrika sayısını tekrardan bana hatırlatırsanız bir karşılaştırma yapalım. Ama ciddi söylüyorum, çok fazla artmış olacak. Partial ekonomiye hızlıca bir şekilde geçiyoruz. 150 PP hala var. 1.49 PP'yi görmüş durumda. Bu da güzel bir haber abi. Şu an Consumer Goods'a 5 fabrika gidiyor. %29 Şükrü Saraçoğlu'nu alaraktan biraz daha azaltabiliriz ama onun yerine Kaptan of Endüstri'nin Mümtaz Ökmen'i alaraktan şeyi arttırırız biraz daha. Üretim hızımızı arttırırız. Bu sayede daha fazla şekilde üretim yapabiliriz. Bir söz spitimiz gelmiş. Hemen bir yenisine daha gidelim. Kaynakta bir açıklama söz konusu. Almanlardan bir fabrikalık çelik alacağım sadece. Konvoy için diğer bir tanesi. Konvoy daha az basılsa da problem değil. Yani şu an 21 konvoyumuz var. Tabii ki daha fazla olsun isterdim. Ama şu anlık yapacak bir şey yok bu şekilde. Gördüğünüz gibi şu an Türkiye yazısı duruyor. 20 gün sonrasında Türkiye olarak değişecek o da. Alman ve İtalyan bilim adamlarını alabilirim. Şu anlık kalsınlar ama sonrasında ihtiyacım olacak. Advisor'lar olarak şu anlık aciliyetli bir şekilde almam gereken Sevizi Çakmak Paşam olabilir. Ya da Fahrettin Altay Paşam'ı alarak hem 0.40 PP hem de Division Speed alabiliriz. Tabii ki yediğimiz iç savaşla beraber gitme ihtimalleri yüksek. O yüzden de şu anlık bir tık kalabilir abi. Belli değil. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. En azından Diyarbakır'ın korlanması gerçekleşsin. Yani sonrasında bir de koruda silme mevzusu söz konusu.
İsterseniz koru da silebiliyorsunuz oradan. Evet, 6 ok da an itibariyle geldi. 6 okun arkasından hemen hızlıca bir şekilde aslına bakarsanız Atatürk'ün ekonomi fokuslarına doğru da gidilebilir veya şöyle bir şey yapabiliriz. Borcumuza bir ufak yüklenebiliriz çünkü buradaki Anadolu ajanslarını açmanın şu anlık çok fazla bir önceliği durumu söz konusu değil. Yani şöyle bir 35-35-90 gün şu borcu bir ödeyelim abi ya. Ekonomik anlamda tam şahlanmadan öncesinde borcumuzu ödeyelim ki şahlanmamızı o şekilde sağlayabilirim. Şu an 7 fabrikalık kaynak gidiyormuş dışarıya. Bunlar güzel rakamlar. Bir de şu Atatürk'ün ekonomi fokusları üzerinden Diyarbakır üzerine verirsek şeyi alabilirsek oradan petrolü. Petrol satışını da yaparak biraz daha fazla ekonomiye katkı sağlayabiliriz bu sayede. Hakkari 50 pp ile korlamasını gerçekleştirebilirim. Şu anda herhangi bir şekilde aciliyetli bir şekilde almak istediğim kim var? Advisor falan var mı? Bir ona bakıyorum ama gördüğüm kadarıyla yok. Hemen ayrık sanayi alalım ki abi üretimimizi biraz daha arttıralım. Yani 4 fabrika ile 13 silah üretiyorum günde çok çok az bir miktar. Onu mümkün olduğunca arttırmam lazım. Hakkari'yi korlayabiliriz. Korlamamız sayesinde ne değişiyor? Size şunu göstereyim. En basitinden aslına bakarsanız garnizona şu an 16.000 insan gidiyor abi. Garnizonda şu anda 16.750 civarında bir askeri mevcut. Söz konusu rezistans azaldıkça bu miktar gördüğünüz gibi azalıyor. Rezistans arttıkça ise bunun arttırması gerekiyor. Ama buralar kor olursa böyle bir şeye gerek kalmıyor. Şu an burada gördüğünüz gibi 528 bin insan yaşıyor. Hakkari tarafında 260, Van tarafında 360 bin insan var aşağı yukarı. Yani o yüzden öncesinde bir Tunceli'nin korlanması da mantıklı olabilir ki gördüğünüz gibi kor olduğu takdirde de building slot miktarı artıyor. Yani o state'ten kazanımınız daha fazla oluyor. Allah hocam güzel. 1.80 pp'yi görmüşüz. Bunlar güzel haberler. Sanayiciler yoluna bir girelim. Selçuk yoluna son bir kere daha bakalım kanka olur. Şöyle bakalım. Anadolu Ajansı'nı kurulacağız. Partilerin açılması durumu kalkacak. Yani partiler kalkacak, sonrasında seçime gidilecek. Demokrat Partisi ile Andan Menderes seçilecek. Sonrasında Kemalistler Pörsün'ünce bir büyük aslına bakarsan bayağı büyük bir iç savaş durumu söz çıkacak. İç savaştan kurtulduktan sonrasında Back to Future üzerinden Remol Kemalist ideoloji olaraktan Kemalizm kaldırılacak. Sonrasında Civil War'un yaraları sarılacak ve sonrasında bazı debufflarımız ortadan kalkacak. Bu debuffların ortadan kalkmasıyla beraber ciddi anlamda hızlı bir şekilde Rum olarak yani Selçuklu'na doğru hızlıca bir şekilde ilerleyişe başlayacağız. Ondan sonrasında zaten direkt olarak askeri anlamda çok büyük bufflar veriyor. O askeri bufflar sayesinde de çok daha güzel bir şekilde ilerleyiş gösterebileceğiz. Göründüğü gibi Bağdat, Alhajara, Musul ve bir diğer state'e kor oluyor. İran yani tamamı kor ve Vargol veriyor. İran tarafına bakıyorum. İran'ın da tamamı kor ve şey veriyor. Son altyapılarını basıyor. Suriye demandı söz konusu. Ve oralar da kor geliyor abi. Afganistan kor geliyor. Arap toprakları kor geliyor. Türk topraklarının tamamı kor geliyor. Sovyetler Birliği'ne karşı klem veriyor ve Kırım'ı korluyor. Zaten sonrasında da kalanı da biz de korlayabiliriz bildiğiniz gibi. Kanka Selçuklu yoluna gideceğim. Selçuklu onu çünkü geçen sefer gitmek istedik ama ne yazık ki gidemedik. O gidemediğimiz kısmı bir şekilde toparlamamız lazım. Yani o seriyi içimizde ukde kaldı. Çünkü ciddi anlamda çok güçlü ve çok fazla şekilde rahatlık sunan bir yol. O yolu da bir şekilde tamamlamamız gerekiyor.
Şimdi hocam, Tunceli'yi korladık, Diyarbakır'ı korladık. Van'ı korlayalım o zaman. Van'ın da korlanmasıyla beraber gördüğünüz gibi garnizona giden miktar, asker miktarı da bayağı bayağı düşmüş oldu. Bu da bizim için güzel bir miktar. 6000 civarında bir silahımız söz konusu. O zaman şöyle yapalım. Öncesinde bunların tamamını piyadeye çevirelim. Bunların bazıları çünkü garnizon falan. Onlar bir toparlansın. Sonrasında 4.8K civarında bir silah geçmiş elimize. Bu da güzel. O silahla beraber daha da fazla şey yaparız. Şimdi hocam, sen bana zaten PP de veriyorsun değil mi? Yani 120 PP de sen veriyorsun. O civarda da 120 PP de ben bulabilirsem direkt olarak daha fazla rahatlarız. Yani bu seride Osmanlı yolunun hiçbirine gitmedim. Ama Osmanlı yolunda bazı gitmek istediğim yollar var. Nedir diye soracak olursan. İslamist halife yolunu dediğim muhtemelen bu. Halife yolunu geçen seri hatta konuşmuştuk galiba. Ciddi anlamda güzel buff'ları var abi. Yani İslam topraklarının tamamını koruyor. Bu da ciddi anlamda güzel bir yol. Federasyon yolu belki bakılabilir. Federasyon bildiğiniz gibi direkt olarak şeyleri bölüyor. Beyliklere yönetiliyorsunuz ve sonrasında da tekrardan korulama durumu söz konusu. Yani duruma göre belki gidilebilir. Alman prensi durumu söz konusu var. Belki bakılabilir. Yani Sevr yoluna baktık. Sevr yoluna gittiğiniz takdirde birinin papat olmanız gerekiyor. O da baya baya zor abi. Sonrasında papat olduktan sonrasında papat savaş açamadığı için baya zorluyor. 3. Roma serisini zaten şeyde gitmiştik. Great War Redux'ta. Ya yine de bakabiliriz belki. Böyle oynamamı istediğiniz mod falan da varsa yazarsanız ama güncel mod yazarsanız sevinirim. Duruma göre bakarız yani oynarız. Ya ben de bir yandan mod krizine girmiş durumdayım aslına bakarsan. Çünkü aldığım mod tavsiyelerinin büyük bir çoğunluğu şey değil abi, güncel değil. Ya modu indiriyorum, kuruyorum, girmek istiyorum ama güncel olmadığı için hiçbir şey yapamıyorum. O yüzden orada biraz fazla can sıkıyor. Hakkari'yi korlamayacağım. Onun yerine buradan 120 PP gelecek ama 120 de bizden olması gerekiyor borcu ödeyebilmemiz için. O borcu ödediğimiz miktarda yani PP elimizde kalsın en azından. Bekletmeyelim borcun ödenmeye başlaması durumunu. Şimdi biraz asker basalım. Elimizdeki asker miktarını mümkün olduğunca arttırmaya çalışalım. Bir 6 birlik basalım şimdilik. İstanbul'da çıksın abi. Bu 6 birlik silahtaki açığı ne duruma getirdi? Yani açık değil, 70-80 tane kadar açık varmış. O da bir şey değil. Toparlanacaktır. Advisor olarak 150 PP görürsek military advisor olarak Fahrettin Altay Paşa'mı alacağım ve Army Experience'ı bir şekilde toplamaya çalışacağım. Ama bakalım toplayabilecek miyiz? Askeri debufflarımızı hızlıca bir şekilde kaldırmamız lazım. Çünkü silah konusunda ve doktrin konusunda ağır debuffları söz konusu. Onu da bir şekilde toparlayabilirsek daha fazla fayda sağlayabilir bize. Hocam 36 Ağustos'undayız ve ona rağmen şu anda 20 fabrikayı görmüş durumdayım. Hala da dışarıdan gelen kaynaklı gelen fabrika miktarı aynı. Ona rağmen 5 fabrika eklemiş olduk bile. Güzel. 120 PP neredeyse görmüş durumda. Güzel. Bunda 40 gün civarında bir süresi kalmış. Paşa olarak kimlerimiz var abi? Mareşal olarak Fevzi Çakmak Paşa'mdan ziyade Cemal Gürsel Paşa'mı mı alsak? Fevzi Çakmak çünkü çok fazla seviye almıyor. Yani bayağı zor seviye alıyor. O yüzden bir tık kalsın. Fahrettin Altay Paşa'mı da general olarak da burada ordunun başında da görelim. General olarak gördüğümüz için almamızda engel değildir diye umut ediyorum ki değil. Güzel. Yani 140 BP'yi gördüğümüz takdirde alabiliyoruz. Decisions tarafında neyimiz var? Bu fabrikaları falan hızlıca belki basmaya çalışabiliriz de. Gördüğünüz gibi burada şeyi arttırdığı için sürekli rezistansı. Yani bizim için sıkıntı oluşturabilir. Şu an garnizona 4000 asker gidiyor ama o şey geldiği zaman, yani bu event tetiklendiği zaman bunun şeyi artacaktır muhtemelen. O da bizi sıkıntıya sokabilir. Hocam o yüzden ben şunu bir korlayayım.
Yani ne olur ne olmaz. 120 pp'yi bir şekilde buluruz. Daha 30 günü var bunun. 30 gün var, 1.80 pp geliyor bize. Onu her türlü şekilde hallederiz biz. Etiyopya kapitüle edilmiş. Etiyopya'nın kapitüle edilmesi durumu bildiğiniz gibi, eğer hızlı şekilde yapamazsanız ve görevleri yerine getiremezseniz peace ekranına oturamıyorsunuz ve savaş halinde kalmaya devam ediyorsunuz. Yani ya Etiyopya'nın uluslararası arenada aldığı desteği kırmanız gerekiyor. Yani destek alamadan o işi bitirmeniz gerekiyor. Veya bitiremezseniz de savaş başlamadan onu bitirmemiz gerekiyor. En güçlü yoldan kastın nasıl bir şey, o önemli. Yani şöyle göstereyim sana. Eğer ki savaşmadan bir şeyler yapmak istiyorsan Atatürk yolu abi. Atatürk serisinde eğer izlediysen ben kanalda, abi Batum'u satın aldım, Azerbaycan'ı satın aldım, Kafkasları satın aldım, Sovyetler verdi. Musul'u aldım, Suriye'yi aldım. Kürt topraklarının büyük bir kısımlarını istedim, verdiler. İran'dan Türk topraklarını istedim, verdi. Yani savaşmadan dünyanın toprağını aldım. Sonrasında Güney Amerika'daki ülkeleri, yani savaşa katılmayan, bağımsız takılan ülkeleri ittifakı aldım ve ciddi anlamda güzel şeyler başarmıştım. Burgas'ı istedim, Burgas'ı vermemişti galiba da. Trakya Burgas'ı savaş sebebi kazandırmıştı. Ama şeyden Trakya'yı alamamıştım. Yunan'dan, onu hatırlıyorum, öyle bir şey. Yani Atatürk tarafı eğlencelidir. Alabiliyorsun abi, alırsan da çok güzel olur. Şimdi oynadığım yollardan arasında diye soruyorsan, Nihalatsız yolu ciddi anlamda aşırı ofansif abi. Nihalatsız yolunda çok fazla savaş görüyorsun ve verdiği askeri buff'lar, yani non-core manpower'lar falan sayesinde güzel bir oynayış sağlayabilirsin. Allah, burada ayrı bir yol yapılmış yeni, tek yeni galiba. Eğer görmediysem daha öncesinde. Muhtemelen vardı da ben fark etmedim. Militarist yol güzel. Ciddi anlamda güzel buff'ları var. Yani bir normal junta rejimi söz konusu. Junta rejiminin arkasından gördüğünüz gibi şöyle bir askeri debuff'ı direkt olarak da kaldırabiliyorsun. Sonrasında da zaten normal bir şekilde inanç vergisi vesaire, ikinci 5 yıllık planlar falan gidebiliyorsun. Fevzi Çakmak rejimi juntası olarak Fevzi Çakmak askeri darbe yapabiliyor. Onun arkasından da şöyle göstereyim. Mount Population %2, askeri alım politikasında %10'luk bir artış durumu söz konusu. Direkt olarak sekülerleri lav ediyorsun, kaldırıyorsun. Diyaneti galiba kapatıyorsun. Sonrasında askerileşme ile alakalı bazı adımlar atılıyor. Ve gördüğün gibi buradan direkt olarak Division Training Time falan %40 kısabiliyorsun. Asker alım politikasını %18 arttırıyor. Asker alım faktörünü %60, recovery rate %30. Yani direkt olarak bir canavara dönüştürüyor, yani öyle söyleyeyim sana. Hocam şu bizim borç durum bittiyse şu Mustafa Kemal Paşa'nın şeylerine gidelim ya. Şuradaki çelik fabrikalarını alalım. O istirek neymiş onu bir merak ettim, bir ona bakacağım. İstirekten kastın nedir? Eğer ben göremezsem söyler misin? Hocam gidebilseydik, dünyanın fokus ağacı ki bitmiyor. Neredeydi lan o? Ya olabilir, militarist yolda oynanabilir de bazı başka modlara da geçme niyetim var açıkçası. Şunu diyorsan o ayrı bir şey olabilir de. Allah Allah. Hitler Türkiye'nin başına geçiyor. Almanya'dayken nasıl oluyor peki o iş? Onun ayrı bir yolu mu var? Kaynak çıkartmayı araştıralım bari, madem kaynak satabiliyoruz. Ya muhtemelen bir yolu vardır, bir oynanışı falan vardır da. Güzel olabilir, denenebilir yani.
Vallahi hocam daha Mustafa Kemal Paşa'mın yollarına gitmedik. Ona rağmen 13 fabrikayı görmüş durumda daha 36 yeni bitiyor. 27 fabrikayı görmüş durumdayım. Yani o zaman şöyle oluyor. Historical AI kapalı olacak veya multiplayer'da olacak. Almanya oynayan kişi Adolf Hitler'den yerine Hindenburg tarafına veya başka bir yola giderse sen Mustafa Kemal Paşa'nın yerine Hitler'i geçirebiliyorsun demek oluyor. Ya olabilir, güzel olabilir aslında da. Radyonun araştırmasını yapalım. Hocam Almanya'nın fokusunda ne durumda peki? Ya Better Turkey Plus mı Türkiye ile alakalı diye biliyorum sadece ama. Yani Almanya'nın oyun seri şeyi Vanilla gibi duruyor. Direkt olarak buradan Kaiser roluna falan gidebilir veya demokratik gittiği takdirde Hitler'i biz Türkiye'ye getirebiliyoruz. Okey anladım. Ya olabilir de historical AI'nin kapalı olması lazım. Direkt olarak Almanya'da historical AI kapalı olsa bile iç savaş çıkması lazım falan falan. Yani biraz zor o iş. İyi kaynaktaki durumumuz değişmemiş. Sattığımız fabrikalar hala aynı. Sadece kaynaklı bazılarını eksik gidiyor ama ona rağmen sıkıntı etmiyorlar abi. Şu bakır madenleri bir gelsin. Bir yandan borcumuz ödenmeye başlandı. 70 PP de falan birikmiş bir yandan. Bu da güzel. Buraların hepsini zaten korladık. Herhangi bir şey kalmadı. Van, Hakkari, Diyarbakır ve Tunceli tamamıyla kor artık. Zaten garnizona da sıfır asker gidiyor. O yüzden güzel bir haber. Asker basmamıza rağmen silahtaki açık da kapatılmış ve artıyı şu anda 2K civarında görmüş. Bu da güzel bir haber. Hızlıca bir şekilde Mustafa Kemal Paşa'mın askeri diyorum ekonomik bufflarını alalım. Onun hemen arkasından bu petrol ofisi mevzularını falan bitirdikten sonrasında daha da ekonomik anlamda ilerleyişe geçeceğiz. Yok, bilim adamları yolunu oynamadım. Ama bilim adamları yolunu şöyle bir baktım. Yani ciddi anlamda güzel buff'lar veriyor. Convert cost'ları falan bayağı düşürüyor. Endüstri, support teknolojiler. Endüstri resource speed, mount popularization. Construction speed falan veriyor, güzel. Nükleer resource speed'ler falan geliyor. Manpower, non-core manpower %6, asker alım politikası %5,5. Nükleer production %25. Abi böyle bir teknoloji yapabilmen için direkt olarak büyük bir ülke olman lazım öncesinde. Yoksa işin zor yani. Çift resource slot falan veriyor. Güzel de bayağı zor. Bayağı zor. Support weapon'ları ver. Mavi yol dediğin hangisi? Şu mudur? Eğer buysa donanma komutanı geçiyor ülkenin başına. Yani bir amiral ülkenin başına geçiyor ve direkt olarak ona göre bir yönetim başlıyor. Mavi vatan mevzuları falan fişman. Yani şu hoşuma gittiydi burada. Çerkez zaten en son hiç bakmadım da. Şu Masonik yol. Masonik yol ciddi anlamda güzel. Dünyadaki tüm liderlere şey yapabiliyorsun abi. Dünyadaki bütün liderlere suikastlar düzenleyebiliyorsun ve suikastlarla beraber öldürebiliyorsun. Ve öldürdüğün takdirde de dünyanın gidişatını değiştirebiliyorsun. Ciddi anlamda güzel. Yani eğlenceli. Tabii ki suikastın bir oranı var. Bir RP şeyi var. Yani olursa oluyor. Eğer tutturabilirsen, eğer şanslıysan ciddi anlamda güzel. Yani mason olabiliyorsun. Bir yedilik birlik daha hocam senden rica edeyim. Basabildiğin kadarını bas. Nasıl olsa artık silah eksiye düşse de dert değil. Artık bir isyan mevzumuz yok. Şimdi kaynaktaki açıklık hala sıkıntı değil hocam. Sadece konvoyu etkilediği için devam. 4 fabrikayla 21 silah kadar bakmışız. İş Bankası yoluna baktım. Ona da baktım aslında bakarsan ama onu da oynamadım. İş Bankası ciddi anlamda güzel bufflar veriyor abi. Kaynak, Consumer Goods
ciddi anlamda %10 zaten direkt olarak kısılıyor. Justify Vargold Time yani bize karşı atılan Justify Vargold'a %25 debuff veriyor. Bir tane altyapı. Tüm memlekete mi bu? Aynen, tüm memlekete bir altyapı. Demiryolu mevzuları başlıyor. 3K 3K tren mi? 3000 tren ciddi güzelmiş ya. Van, Diyarbakır, Tunceli, Hakkari, Trabzon, Edirne, İstanbul, bütün memlekete fabrika yağdırıyor. Ondan sonrasında Fransız'dan, İngiliz'den, Alman'dan, Japon'dan, İtalya'dan, Çin'den ve Amerika'dan garanti istiyor. Defans protokolü yapılıyor ve buralara anti-air ve fortlar döşeniyor. Silahların maliyetleri ucuzlatılıyor. Üretimi biraz daha kolaylaştırılıyor. War strategy decisions'ları ve altyapı decisions'ları açılıyormuş. Bu da güzel. Buradan 6 tane daha sivil geliyor. Malatya, Edirne, Kastamonu'ya. Sonrasında Dünya Bankası durumu söz konusu. Dünya Bankası'nın da buff'ları apayrı zaten. Konvoy ucuzlatıyormuş ve escort efficiency'lerin görevini artırıyormuş. Yani donanmaya da bir ufak el atıyor. Valla güzel yol abi. Ciddi anlamda güçlüsün. Çok güçlü çıkabilirsin. Şu Diyarbakır'daki petrolü alalım. Ya olabilir. Modun yapımcısı Türk olduğu için direkt çok fazla esterek koymuş olabilir yani. Ya eğlenceli oluyor öyle ufak tefek şeyler. Ciddi anlamda güzel olabiliyor. Ama yani mod yolları ciddi anlamda çok güçlü çıkarıyor abi Türkiye'yi. Hemen şuradan Nazilli'ye bir fabrikamızı açalım. Bu da bizim PP'nize tabii bir ufak debuff verdi ama yapacak bir şey yok. Onu da bir şekilde çıkartacağız. 3K'da silah açığı var. 150 gün içerisinde silahtaki açık bitecek. Tabii 20 tane günlük süre üretince. Yani göndermeler. Sürpriz yumurtalar. Borç ödenmeye devam ediyor. Borcun ne kadar kaldıydı? Bir ona bakayım tekrar. Antikomiten Park'ta. Daha 1936'nın sonunda mı? Hocam Antikomiten Park'ta ben katılmasam mı? Yani Almanla arayı düzelteceğiz diye. Hocam sağ ol ya, ben Antikomiten Park'a katılmayacağım. Yani Sovyetlerle hemen aram bozamam. Daha onun zamanı var. Alman ve İtalyan bilim adamları alınabilir ama şu an stabilite hala daha %50 olduğu için biraz daha kalsın. 3. Roma yoluna bakalım. Bir bakayım abi. Ya 3. Roma yolu çok fazla bir şey yok. Bunun devamı olmadığı için. Devamı olsa eğlenceli olabilir ama işte burada kalıyor ya. Çok eğlenceli değil yani. Sonrasında tekrardan burada gidebilirsin. Yolun devamını ama işte o da ne kadar şey olur bakılır. Yani bir ara Osmanlı yolunda oynarız. Bir iki tanesinin serisini yapmaya çalışabiliriz ama duruma göre bakarız yani, hemen değil. Dediğim gibi bazılarının en azından şeylerini değiştirmek istiyorum çünkü. Birkaç farklı modda birkaç farklı seri çekme düşüncem var, en azından onu söyleyebilirim. Hocam borcumuz 80 günü kalmış. 80 gün sonrasında şu borç biraz daha rahatlasın. Sonrasında bir tık daha rahatlığa kavuşacağız. Weekly Stability ver diyecektim ki Kurtuluş Savaşı'nın etkilerinden kurtulduğum için zaten stability'den rahatladık. Onun yerine bir ufak Weekly War Support ver abi sen bana. Çünkü War Support'um hiç yok şu anda. Evet, Dersim olayları mevzuları başladı. Tunceli ve Van'da askeri sizleştirilmiş bölge. Bir süre sonrasında tabii ki o askeri sizleştirilmiş bölgeden kurtulabiliriz inşallah. War Support'u bir yandan arttırmamın sebebi şu. %30 War Support olması gerekiyor. Şey için, parçalı ekonomi için. Aksi halde demobilize ekonomiyi yiyebilirim. Onun için biraz daha toplamam lazım. Marmara tarafına şey yapalım. Altyapılarını basalım. Marmara üzerine bastığımız altyapılar sayesinde de fabrika anlamında da bayağı rahatlığa kavuşuruz.
Şu an 16 fabrikayla inşaat yapıyorum ki hala daha dışarıdan gelen fabrika miktarı aynı. Yani 1936 Mart'ındaydık. Ona rağmen şu andaki fabrika sayısını zaten görebiliyorsunuz. 16 fabrikaydı yanlış hatırlamıyorsam. Şu an 30'u görmüş durumda. Ki daha Mart'a var bile yani. Güzel abi, %80 stability'yi görmüşüz. %35 de var, supportumuz var. Onu biraz da arttırsak daha da güzel olacak ama şu anlık bu kadar da kafi, iş görüyor en azından. Silahtaki açık miktarı 2K'ya kadar düşmüş. Bu da güzel. Yani bir tane 24'lük olsun yeter, en azından güzel olur. Kanka moddaki seri yollarının neredeyse tamamına baktım. Sonrasında devam edelim olur mu? Şimdi videoyu çok fazla sıkıcı yapmayayım yani. Sen yine de eğer hoşuna giden bir yol varsa da bana yaz. Yani yok, o modu bilmiyorum. Neyle alakalı? İyi, var support %37'ye gördü. O yeterli olur şimdilik. Bir daha popülizm vermeyeceğim abi, nasyonalizm falan. Şimdilik biraz kalsınlar. Hocam şu şeyi alsaydık ama ya. Fahrettin Altay Paşa'm, ben buraya alayım da. Biraz olsun en azından arma experience gelmeye başlasın. İyi. 3 gün, 3-4 gün içerisinde de bu noktalardaki altyapılar şu an fullenmiş olacak. Altyapılar şu an ne durumdaydı burada? %60, 40, 40, 40. Yani bunlar en azından %20'şer falan artmış olacak. Hatta %20 değil ya, %40 falan artacak galiba. Ya İstanbul muhtemelen 100 olacak. Şimdi köy enstitülerini de alalım bari o zaman. Ondan sonrasında biraz daha hızlı şey yaparız. Şöyle göstereyim. Şu an onun sayesinde aynen %80, 80, 80 ve İstanbul'da 100 olmuş oldu. Şu an 17 fabrikayla inşaat yapıyorum. 4 fabrikayla inşaata başlamıştım. Altını çizerim. Hocam PP gelmeye devam ediyor. 1.73 PP geliyor. %15 PP buraya gidiyor abi. O yüzden yapacak bir şey yok. Radyonun araştırması gelmiş. Radyonun araştırması geldiyse antenler falan kurulabilir ama öncesinde şu artilerinin biraz daha güncelleştirmesini sağlayalım. Yani şöyle diyebiliriz. Avusturya Macaristan'ın dağılmasıyla ortaya çıkan Avusturya Macaristan değil, yani Yugoslavya değil. Şu toprak bir bütün, onun yerine Almanya dağılmış. Tarihsel alternatif tarih yani. Ayrık sanayi diyorum. Değil. Construction 2'yi getir abi, madem ki bunun da zamanı bittiyse. Şu support weapon'lar da bitsin, bir 2 günü var. Hemen arkasından onu da production efficiency %10 da arttıralım. O da biraz da üretimi arttırsın. Yani 4 fabrikayla 20 değil 25 silah falan üretmeye başladı bu sayede. Zaten 26 bandında falan üretim yapıyormuşuz. Bu da güzel. İyi, silahtaki açık 1K'ya kadar düşmüş. Onu biraz daha düşürmek lazım. Hocam bizim yeni gelen çeliklerle beraber çelik satışımız arttı mı? Yok, onun yerine Alman petrol alıyor. Diyarbakır'da 51 petrol nasıl oldu o ya? 30 petrol gelmedi mi zaten? Kaynaktan mı? Aynen, altyapı 2 birim var. Muhtemelen kaynaktan kaynaklı bir petrol artışı söz konusu. Bu da güzel. Yani 56 birim petrolümüz geliyor. Sadece 8 satabiliyorum. Bu biraz hoş değil ama yapacak bir şey yok. Ona da katılacak bir şey yok yani. Neyse, 8 günlük bir süresi kalmış. Borçtan kurtuluyoruz abi. Borçtan kurtulmamızla beraber stabilite anlamında falan da bazı buff'lar olacak diye umut ediyorum ki bakalım. Yani kaynak olarak dışarıya verdiğimiz kaynak %20 miktarında azalacak. Artı olarak borç ödediğimiz için de %25 de buradan gidiyor. %15 de Consumer Goods geliyor. Yani baya baya bir rahatlığa kavuşacağız. Hemen şu petrol ofisi mevzularını alalım. Şöyle göstereyim. 11 fabrika şu an dışarıya gidiyor. Yani %15 bir
kan sömürgesinden birazdan kurtulmuş olacağız. Bu da şöyle bir şey demek oluyor. 17 değil 20 fabrikaya yakın bir fabrikayla inşaatlara devam edeceğiz. Muhtemelen hayır. Çünkü geçen seride öyle bir şey yaptık. Gördüğünüz gibi 22 fabrika oldu. Yani geçen seride öyle bir şey yaptık. Sonrasında anneksleyemedik. Ve buradaki kaynaklar, fabrikalar, manpowerlar çok fazla sıkıntı oluştu bizim için sonrasında. İlerleyişimizin önünü kestiği için muhtemelen hayır yani. Petrol ofisi mevzuları bir gelsin. Evet, gördüğünüz gibi 37 Martı'nın sonu ve 34 fabrika. İki katından fazla fabrikayı ulaştırmış oldum. Gel hocam, senin de antrenmanın bitsin, sen de çık. Yani 1.24'lüğümüz tamam olsun. 216K civarında bir askeri mevcudumuz şu anlık mevcut. Silahtaki açık azaldıkça, yani açık eksiye değil artı yazdığı sürece asker basmaya da devam edeceğim. Çünkü çok fazla askere ihtiyacım var. Askeri debufflarımızdan aslında bakarsanız bir yandan kurtulmamız lazım ama ondan kurtulmak o kadar kolay olmuyor tabii ki. Hocam var support'u %25'in altına düşürmeyelim. Bizim için kafi. Ya zaten benim için en güzel şeylerden bir tanesi o. Yani bu kadar fazla oynamamın sebeplerinden bir tanesi o. Mod hem çok fazla detaylı hem de dediğin gibi %100 diyebiliyorum. Yani eğer başka bir yapan yoksa Türk yapı tarafından elinden geçmiş bir mod. Ve bu gerçekten bizim için çok çok değerli bir şey. Böyle detaylı mod yapabilmek gerçekten o kadar kolay bir şey değil. Bunun altyapısı var, üst yapısı var. Ve moddaki, yani şöyle göstereyim. Abi şu fotoğraflar bile, yani o kadar fazla bir şekilde detaylandırılmış ki bu fotoğraflar bile insana o kadar kolay gelmiyor. Yani ciddi anlamda zor bir şey. Bunları yapmak bile çok büyük bir yemek istiyor. Ciddi anlamda ben teşekkür ederim yani kendi adıma. Eğer kimse yapan, onun yaptığının kim olduğunu araştırmadım. Bu da benim aslına bakarsanız bir yandan ayıbım ama. Petrol ofisi mevzuları da geldi. Hemen buradan bir 4 fabrika alalım. Sivil 4 sivil alalım. Valla neredeyse 2 sıra basmaya başlayacağız. Bunlar da güzel haberler. Bakalım yetiştirebilirsek ne ala. Hocam advisor olarak ne alabiliriz? Yani bir Sümer Bank'a aslına bakarsanız alabilirim. Ve Sümer Bank'a aldığım takdirde şöyle bir şeye yol açacak. %18 Kansım Rukus'la 6 fabrika şu anda gidiyor. Yani 6 fabrikanın en azından 5'ini daha kurtarabiliriz. Ama onun için bir 250 pp'ye ulaşmamız gerekiyor. Şu an 182 pp geliyor. 182 pp'yi biraz daha arttırmamız galiba lazım bizim için. Allah hocam ilim oran şu an burada. Celal Bayar burada. Şöyle bir şey yapabiliriz aslında bakarsanız. Şükrü Saraçoğlu'nu getirtebiliriz. Şükrü Saraçoğlu sayesinde %5 bir kansım vurgusu da alabiliriz. Ama onun yerine direkt olarak bir şey alalım. Sümer Bank'ı alalım. Sümerbank sayesinde %15 kansım vurgusundan rahatlıkla çıkabiliriz. Ne zaman gideriz diye soruyorsan Mustafa, şöyle söyleyeyim sana, şunlar bir bitsin. Şu yollar bir bitsin, sonrasında şöyle bir şey yapacağız. Bir ufak daha yolu uzatacağım. Yani direkt olarak Adnan Menderes tarafına değil, bir süre sonra gideceğiz abi. Çünkü daha çok fazla almamız gereken bufflar var. Ne güzel. 26 fabrikayla inşaatlarımız devam ediyor. Buradan hemen tüm memlekete birer altyapı. Hemen arkasından da Ankara Üniversitesi ile bir tane bu research slot alırız ve biraz da rahatlatır durumumuzu. Bu güzel. Buradan da giden kaynağımız bir tane daha azalmış oldu. Yani bu sayede 27 fabrikayla inşaatlarımız devam ediyor. Tabi Almanya'nın bizden aldığı petrol belli bir süreye kadar gider muhtemelen. Sonrasında azalacaktır ama problem değil, şimdilik kalsın. Hocam donanma dışarı çıksın da uçaklar kalsın ya. Uçakların hemen aciliyeti yok, biraz kalsınlar. Donanma antrenmana gitsin. Naval Experience getirtelim. Naval Experience sayesinde direkt olarak bir şey yapabiliriz. Valla Osmanlı yolunda dediğim gibi oynamadım. Duruma göre oynarız. Oynadığımız zaman da sen yine burada olursan veya YouTube üzerinden ve Discord üzerinden takip de ediyorsan muhtemelen şey yaparız.
Ya yayınlar genellikle pazartesi, çarşamba, cuma. Bir de eğer ayarlayamadık geçen hafta kimse ses etmediği için. Eğer ki şey yaparsanız, rağbet gösterirseniz hafta sonları içinde bir multi günü yapmayı planlıyorum. Geçen hafta pazar günü için hazırlamayı yaptım. Sizden herhangi bir şekilde rağbet gelmediği için ne yazık ki yayın iptal oldu. Hocam 210 pp'yi gördük. %85 stability'deyiz. Güzel. Şu 250 pp olsun da bir Sümerbank alalım. Sonrasında oradan biraz daha fabrikayı kendimize katabiliriz. Evet, Tunceli ve Van'daki demilitarize şeyi kalkmış oldu. Güzel. Nazilli'deki fabrikamız da kuruldu. Bakalım artilerinin durumu nedir abi? Daha 1,5 senesi var, o yüzden kalsın, ama anti tankı getirtelim. Anti tank sayesinde şeyi, çünkü tanka top koyabileceğiz. Sovitleri koyabileceğiz. Üretim efektifliğini %10'da arttırdığımıza göre direkt olarak da bir aylık sanayi buff'ına gidebiliriz. Bir yandan da sentetik oil tarafından falan petrol biriminden çıkan yakıt miktarını arttırmam lazım. Onu da bir ufak uğraşmamız gerekiyor. Bakalım 4-5 günü var. Şu altyapılar bir gelsin, sonrasında biraz daha rahatlığa kavuşuruz. Yani en azından çıkan kaynak miktarı bile artsa bizim için kafi abi. Güzel, 2.13'e kadar çıkmış. 2.13'e çıkmasının sebebi şey bitmesi tabi. Aynen. Birkaç gün bekleyelim. Sonrasında şu endüstri projeleri biraz daha gelecektir. Hocam var support'u arttırmak için bir nasyonalizm sıksak mı acaba ya? Neyse, kalsın biraz daha. Ankara Üniversitesi geldi. Ankara Üniversitesi'nde şey yaptık. Ufaktan bundan sonrasında bir silahtaki şeyleri çıkartalım. Yani askeri debuffların bir iki tanesini kaldıralım ki en azından silah üretiminin debuffını da ortadan kaldırırız bu sayede. Ki silahın üretiminde biraz daha rahatlığa kavuşur. Şu anda 2K civarında falan bir elimizde artı var. Ama silah asker basmak için tabii ki de çok çok az ve eksik bir miktar. Ofansif doktrinim ve karizma team'imizi verelim Mareşal'imize. Buradan da bir Fahrettin Altay'a bir Ford Buster verirsek bizim için ihtiyacımızı karşılayacaktır. Askerimiz ne zaman düşüyor abi? Tamam, an itibariyle 1.24'lüğü görmüş olduk. Bu da güzel bir haber. Tamam, buradaki endüstri projeleri bir kere daha açıldı. Bursa Mendoza bir sivil fabrika daha sıkıyorum abi. 180 gün içerisinde bir fabrika daha oradan gelecek. Güzel, şu anda 40 fabrikayı gördük. Neredeyse iki sıra basmaya başladık sayabiliriz kendimizi. Tabi 50 pp az önce Merinos mevzusuna verdiğim için ne yazık ki unutaraktan biraz daha şeyi bekleteceğiz. Kanka dediğim gibi ben pazar günü yapacaktım multiyi. YouTube'dan, Discord üzerinden yazılanları yaptım. Yani duyurularımı yaptım ama sizi tarafınızdan herhangi bir şekilde bir dönüş gelmediği için multi iptal oldu. Yani eğer ki şey yaparsanız, bir dönüş yaparsanız muhtemelen belki ileriye dönelik, belki haftaya falan tekrardan bir multi yapabiliriz. Ya hafta içi çünkü multi yapabilmem çok zor. Benim kendi işim de var bildiğin gibi. O yüzden hafta sonu anca olursa olur. Hafta sonunda da şey yapmanız lazım. Kanka şimdi olmaz ya. Yani gördüğün gibi seri içerisindeyim yani. Japon-Çin savaşı başladı. Derken hocam şu 250 pp'yi gördüğümüze göre şu Sümerbank'ı alalım. Ortalık karışmadan daha fazla. Ki gördüğünüz gibi de an itibariyle iki sırayı basmayı başladık. Bu da bizim için güzel bir haber. Hocam şuraya bir 5 fabrika sık, 5 sivil sık. Diyarbakır tarafını da biraz daha kullanabiliriz bu sayede. Kanka yok yani, dediğim gibi şu an seri içerisinde olduğum için maalesef öyle bir şey yapamam. Doğu tarafına biraz fabrika sıkalım ki iç savaş konusunda bize muhtemelen yardımcı olacak. Abi Japon şu an bize iyi bakmıyor. Zaten ateşe içinde 100 pp olması gerekiyor. Şu an 100 pp bizde yok. Ateşe iş, o yüzden muhtemelen imkansız. Silahtaki durum nedir? 2.6K civarında var. Günde 28 tane falan üretime başlamış. Bunlar da güzel. Güzel. Ankara Üniversitesi an itibariyle geldi. Şimdi Ankara Üniversitesi geldiğine göre dediğim gibi bir ufak şu askeri debufflarımızı kaldıralım.
En azından iki fokus falan gitsek askerideki silah üretimindeki debufflar falan ortadan kalkacağı için bizim için kafi gelecektir. Bir tane daha resource slot'a kavuştuğumuza göre o resource slot'unu da uçak tarafına basabiliriz. Uçak şirketini şey yapmıştım ama uçak şirketini almayı planladım ama elinde PP olmadığı için uçak durumu da biraz daha şu anlık uzun süreli bir research olacak. Yapacak bir şey yok. Evet kanka biliyorum. Ya yani multi rolü, multi RP şeyi modu özellikle. %50 günü oradan Bursa'ya şey gelecek. Resistance'ı zaten korladığımız için bitti. Diyarbakır'a bir 16 petrol daha gelecekmiş. Eğer 10 fabrika verirsek ve kazı 3'ü öğrenmiş olursak. Hocam ben zaten 51 şu an alabiliyorum. 51 şu an oradan alabiliyorum. Sadece Almanlara bir fabrikalık satış yapabiliyorum. Tabii o ayrı konu. 4 fabrikalık çelik satışı var. Başka da bir şey yok. Yani satışımız 5'e düşmüş olmasına rağmen bile gördüğünüz gibi şu anda 2,5 sıra bir neredeyse basım söz konusu. Valla güzel abi ya. Sivil fabrika bakımından gayet de memnunum. Şu silahtaki debuff'ı bir kaldıralım. Silahtaki debuff kalktıktan sonrasında biraz daha asker basarsak bizim için rahatlığa kavuşacaktır. Ya olabilir ya. Çok fazla şeyler çıkarabilir. Evet Atatürk'ün hasta adam durumu an itibariyle geldi. Yani tabi PP olmadığı için de Atatürk'ün ömrünü de uzatmak durumu bayağı zor gibi duruyor şu anlık. Şu anlık kes için experience'im yok kanka. O yüzden biraz zor o iş. Bir altılık da sıkalım bakalım. Ne 1800 tane kadar silah eksikmiş o da tamamlanır. Hocam 6 6 getirsen ya bir 6 çıkana kadar muhtemelen onun silahını arayı kapatmaya yetecektir diye umut ediyorum en azından yani. Infantry ekipmanda şu an 1,7K eksik var ama günde 30 tane üretim olduğu için de bir şekilde tamamlanacaktır. Askeri anlamdaki debuff an itibariyle ortadan kalktı. Sadece bir tane daha getirmem lazım. Bir 35 gün daha gidelim abi şu debuff'ı da ortadan kaldıralım. Kanka geçen seride bildiğin gibi Selçuklu'nun diye başlamıştık ama sonrasında Demokrat tarafa döndüğümüz için bu seri Selçuklu'nunla direkt geçiş serisi. Hocam Super Power Doctrine gidebiliriz. Ama şöyle bir şey yapalım. Bu zaten şu an 50 Army Experience'a geldiği için onun yerine Lifuat Cebesoy Paşa'mı alarak sen buradan %10 Doctrine Cost'u da biraz daha yapabiliriz. Bunu da kullanabiliriz de ama şu anlık değil. Biraz daha kalsın. Biraz daha experience biriksin. Belki lazım olabilir ileride. Şimdi yani kaynak çıkartmalarından falan ziyade artık önümüzde daha iyi bir şekilde bakalım. Tankımızdaki durum nedir hocam? 160 günü falan bir süresi var. Hocam o zaman ceza yemeyelim. Onun yerine basit enjini alalım. Oradan biraz daha rahatlığa kavuşalım. Şimdi modernize army'yi yaptıktan sonrasında ne yapacağız? Biliyorum biliyorum kanka. Yani Selçuklu yolunda burada geri geçmişe dönüş tarafı olduğu için eğer istersen yakın tarihe geçmişine dönüyorsun. Hoş geldin kanka. Yani ya istersen şeye gidebiliyorsun. Geçmişe dönük diyerekten yakın tarihe giderekten Yunan'la birleşebiliyorsun veya Selçuklu'na gidebiliyorsun veya burada gördüğün gibi bir ufak gizli yol tarafı daha var. Kosaks Kralı yoluna giderekten burada bazı daha farklı bir yol durumuna gidebiliyorsun. Yani Kosak Kralı üzerinden giderekten. Onun da ayrı ayrı buff'ları var tabii ki. Gördüğün gibi burada birlikler falan direkt olarak oluşturuluyor. Merhaba kanka, hoş geldin.
Yani lastik işi falan şu anlık zamanımız yok kanka. Daha çok fazla işimiz var. Yani biraz daha sivil fabrika konusunda rahatlamam lazım onun için, o senin dediklerin için. Radyo istasyonlarına mı yoksa air konusuna biraz daha bufflı gidelim abi. Engine 2'ye gidelim. Vallahi kanka yalan söylemeyeyim. Uzun zaman oldu, çok fazla bakmadım. Yok yok, Niki öyleydi onun. Şimdi 125 PP geldiğine göre Ali Fuat Cebesoy Paşa'mı alaraktan kullanabilirim ama şu PP'yi biraz biriktirelim ya. PP işi bize lazım olacak gibi duruyor. Mustafa Kemal Paşa'nın 47 günü var. O yüzden PP vermenin şu an mantığı yok. Çünkü yetişmeyecek. Kötü stabilden durumu kötülükten biraz düşecek. Yani kötülükten durumu, yani stabillikten kötü duruma düşecek. Ona yapacak bir şeyimiz yok şu anlık. İyi. 6 Division tarafına şu an silah tekerlekten neredeyse bitmek üzere ki yani %20 debuff ortadan kalktığı için de 4 fabrikayla şu an 34 silah üretimine başlamış durumdayız. Şimdi hocam, askeri anlamdaki debufflarımızdan bir yandan kurtulduğumuz için şimdi şöyle bir şey yapacağız. Sadapa Pakta tarafına gidebilirim ama onun aciliyeti yok şu anlık. Şöyle bir şey yapacağım dediğim gibi. Mustafa Kemal Paşa'mı emekli ediyoruz. Celal Bayar'ı ülkenin başına geçiriyoruz. Ve Celal Bayar Paşa'mın ülkenin başına geçmesiyle alakalı. Yani şu an sadece altyapıyla alakalı gittiğim için kanka. O yüzden Marmara tarafına doğru vermeye çalıştım ama biraz daha yaymak mantıklı olabilir aslına bakarsan dediğin gibi. Yani şu an sadece altyapıyla alakalı baktım ben ama sonrasında Atatürk sayesinde gelen altyapı buffları ile beraber ülkenin zaten tamamı neredeyse %60 altyapıyı gördüğü için duruma göre yapabilir. Yapabiliriz yani. Şu an 2,5 sıraya yakın bir basım söz konusu. Tabi dışarıya satılan kaynak miktarı her geçen gün azalıyor nedense. 8 fabrikalık bir kaynak satışımız varken şu an 4 fabrikaya kadar düştü. Ona yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi hocam 150 PP'yi gördük. Mustafa Kemal Paşa'mı emekli ettik. O yüzden de biraz daha rahatız. %25 stabil var supportun altına düşmediği için de biraz daha rahatım. 100 PP verip şu askeri anlamdaki debuffları kaldıralım. Çünkü ben onu sonrasında unuturum. Savaşa girdiğimiz takdirde PP'siz bir anda denk gelir. Boşa uğraşmayalım şimdi. Şimdi buradan Elias tarafına doğru bir ufak durumumuz söz konusu. Yani dünya genelindeki herkeste bir durumumuz iyileştirilecek. Herkese bir şey yapacak ve demokrasiye %5 bir support veriyor. Ankara'ya 2 sivil bir militer geliyor. Yani direkt olarak bir yeni yatırımcı arıyoruz ve yatırımcılarla biraz daha rahat yapacağız. Sen de hoş geldin kanka. Ya zaten benim de yapmak istediğim o. Yani iyi bir endüstri oturtmak istiyorum öncesinde. Ondan sonrasında uçak, tank konusunda biraz yatırım yapmak istiyorum. Şu an elimde güzel petrolüm var. Yani direkt olarak şöyle göstereyim sana. Hatta şu İzmir'dekiler neyse arttırmayayım. Güzel birim petrolüm geliyor. Şu an 56 birim sadece Diyarbakır üzerinden geliyor. 51 birim. Başka bir yerde yok diye biliyorum. Aynen yok. Yani buradan güzel petrol geliyor. Bu petrol mümkün olduğunca arttıraraktan bir şekilde bir yol bulmaya çalışacağım. Yani eğer ki tankı veya öncesinde dediğim gibi uçağı ayarlayabilirsek çok daha rahat bir şekilde bir şey yapmaya çalışacağım. Şu anda uçak konusundaki araştırmalar yeni başladı. Daha ne yazık ki yeni başladı. Bakalım yapabileceksek ne ala memleket. Demişken şu uçak şirketini bir yandan alalım diyeceğim ama şu an ne yazık ki uçak şirketini alamıyorum. Çünkü 80 PP var elimde. 150 PP'ye ihtiyacım var. PP'deki niye geriye düşüşü var abi? 1.80 falan civarında bir PP geliyordu ama ne yazık ki o da düştü. Hangi yol gidiyorum kanka? Şöyle göstereyim sana. Selçuklu'na gitme niyetindeyim. Selçuklu'na gitmek için uğraşırken şu an sadece bir ufak bir mola verdik yolun başında. Mustafa Kemal Paşa'mın ekonomik yollarını aldıktan sonrasında Mustafa Kemal Paşa'nın hastalığından emekli ettiğimizden sonra Celal Bayar ülkenin başına geçti.
Celal Bayar'ın ülkenin başına geçmesiyle beraber Celal Bayar'la beraber gelen ekonomik fokuslarını da bitirelim. Onun hemen arkasından sonrasında ekonomik yoluna devam, demokratik yoluna devam ederekten Adnan Menderes'i seçip iç savaşa gidip ondan sonrasında Selçuklu'na doğru ilerlemeye çalışacağım. Tabi bakalım yapabilecek miyiz veya iç savaş nasıl bir şekilde çıkacak onlara bağlı tamamıyla ama bir çare bulmaya çalışacağız. Şimdi buradan askeri alım politikası %5 gelecek. Bu bizim için güzel bir durum. %15'e demokrasi veriyor. Bu da güzel bir haber. Bu liberal ekonomi çok çok güzel bir buff abi aslında bakarsanız. Construction speed %11,5 çok fazla bir debuff. Bu da güzel bir mevzu bizim için. Ankara'ya 3 tane militeri gelecek. Fighter modellere %100 bir buff veriyor. Bu çok güzel bir buff. Devrim arabası gerçekleştirilecek. Motorize %300 bir buff verirken de motorize, mekanize ve armored karada %15'lik bir üretim buff'ı veriyor. Bu da motorizenin daha ucuza üretilmesini sağlayacaktır diye umut ediyorum. Hocam 38 medium'unu da araştıralım. Ufak ufak topunu falan yaptıktan sonrasında da medium basma niyetim var. Şimdi şuradan asker alım politikasını Western kültür sayesinde alalım. Ya zaten Afganistan tarafı dediğin gibi lojistik bakımını rahatlıkla sağlayabilmek için muhtemelen transport plane basaraktan transport plane'ine bu noktayı sağlayabilirim. Transport plane çünkü üretim miktarı biraz düşük. Production çok çok güçlü değil. Ora noktaya geldiğim takdirde oralarda muhtemelen transport plane'leri supply alacağım. Çünkü o noktaya supply hub dikmek çok uzun abi, çok çok uzun. İnşaat süresi çünkü çok pahalı olduğu için saplayıp basabilmek bayağı uğraştırıyor adamı. Ne güzel abi, neredeyse 3 sıraya kadar bir şekilde koşturmuşuz. Komünist yolu bir yandan aslında bakarsan oynuyor ki istiyorum çünkü Troçki ölmeden Troçki'yi ülkenin başına geçirme durumu söz konusu diye bir duyum vermiştiniz siz yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden de bir yandan komünist yolu oynamak niyetim var. Güzel bir istirek olacaktır diye umut ediyorum. Kanka Türkiye ile donanma diye bir şey olmayacak. Eğer gidebilirsek Yunan'a vesaire oralardan donanma getireceğiz. Oradan bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şimdilik fokuslar güzel. Yeni yeni askerler basılmaya devam ediliyor ki 1.6'lık an itibariyle çıkmış bile bu da güzel. Hemen şunu da buradaki askerin şeyine verelim. Şimdi uçaktaki durumumuz. Uçağa eklemeleri, kaynak eklemelerini vesaire bir sağlatalım. Ya denizaltı durumuna bakarım kanka ama dediğim gibi şu an zaten dockyard yok elimde. Birlikler bildiğin gibi antrenmanlardılar. Antrenmanları muhtemelen tamamlandığından kaynaklı şu an tamirattalar ki antrenman sırasında bile böyle bir mevzu ortaya çıkmış. O yüzden yapmam yani. Aynen kardeşim, historical olarak açık şu anda. Yani historical oynamak benim için daha mantıklı gibi geliyor çünkü az çok ne olacağını biliyorsun, ne gideceğini biliyorsun. Öbür tarafta hiç ummadığın şeylerle karşı karşıya kalabiliyorsun. Sürprizle karşılaşıp serinin yalan olmasını istemiyorum açıkçası. Hem üstüne kal hem de Iron Man moddayım. Gördüğün gibi save alamıyorum. İyi güzel, 37'nin sonuna gelmişken de 48 fabrikayla bir inşaatımız var. Bu da güzel bir haber abi. Yani dediğim gibi 2,5 sıralık bir inşaat ciddi anlamda güzel bir buff. Bir yandan da tabii militeri fabrikalar gelmeye başlayacak. 5 militeri olmuş bile. Güzel, Western kültür sayesinde de. Fevzi Paşa'mın yolu var. Yani şöyle göstereyim sana. Fevzi Çakmak olarak askeri junta diyerekten. Yani burada askeri darbe yaparaktan Mustafa Kemal Paşa'ya. Askeri rejim olaraktan burada devam edebiliyorsun gördüğün gibi çakmak rejimi üzerinden ve Call of Duty üzerinden gördüğün gibi %20 %40 training time debuff'ı veriyor. Division organizasyon %18 askeri alım, askeri alım faktörü %60 çok güzel buff'lar abi. Yani bir ara Fevzi Çakmak'la beraber bu yolda oynanabilir. Çok erken tarihte olacağını tam olarak söz veremesem de. Hocam şu %11,5'luk şeyi alalım.
Ya ciddi anlamda güzel bufflar. O yüzden benim de aslına bakarsan baya baya bir şevklendiğim bir yol yani. Bir ara yapmak istiyorum gerçekten. Abi dışarıya niye kaynak satamıyoruz biz ya? Yani bütün kaynaklarımız dışarı mı açıklayacağım? Ama var. Bizde şu anda elimizde çelik var. Petrolü dediğim gibi alma zaten alırım diyordu. O da almıyor artık. Yapacak bir şey yok. Bir şekilde kaynak seviyesini ya da arttırmamız lazım. Yani nihayetsiz yolunu aslında bakarsan biz geçen seride yani geçen senenin bir öncesinde oynamıştık. Nihayetsiz yolu çok fazla ofansif bir yol. Ama o yol yani Fevzi Çakmak Paşa'nın verdiği askeri bufflar yani nihayetsiz hiçbir şey değil abi onun yanında. Çok güçlü. Ciddi anlamda çok güçlü. Yani Türk askerinin tamamıyla bir hayati kaderini değiştiriyor. Öyle söyleyeyim sana. Biliyorum kardeşim. Kaos modunun üzerinden de birkaç şeyim var. Ama yani Kaos modunda Iron Man'de oynadığın zaman o şeyin altında kalkabilecek miyim? Ona çok fazla emin değilim ne yazık ki. Çünkü Kaos modunda hiç ummadığın şeylerle bir anda karşı karşıya kalabiliyorsun. O karşı karşıya kaldığın durumda da nasıl bir tepki verebilirim onu şu an tam olarak kestiremiyorum açıkçası. Şimdi hocam alabileceğimiz decisions tarafından nelerimiz var? Gemlikteki şu fabrikamız gelmiş. Bir tane de buradan alalım bari. Yani şu endüstri projelere 50 PP veriyorum. %15 PP kesiyor. Yani tam olarak efektif mi? Aslına bakarsanız değil. Ama alalım abi. Fabrika fabrikadır yani. Ya orada aslına bakarsanız en güzeli Nuri Killigil'in verdiği fabrikalar ama onun için de öncesinde şeye gitmem lazım. Ya Fevzi Çakmak Paşa ciddi anlamda dediğin gibi tam olarak bir ordu lideri. Şöyle söyleyeyim sana Osmanlı döneminde bile Osmanlı hükümdarı yani padişahtan bile daha fazla sadıktı onun askerleri o Fevzi Paşa'ya. Ve şöyle söyleyeyim sana Fevzi Paşa Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasındaki en önemli insanlardan bir tanesidir. Eğer ki onun askeri gücü olmasaydı Mustafa Kemal Paşa'ya destek vermeseydi o güç ne yazık ki Türkiye'yi kuramazdı abi size onu söyleyebilirim. Bir odur ve iki benim gözümde ciddi anlamda çok güzel bir kahraman olan Nuri Killigil Paşa'dır. Yani onu, o adamın eğer ki hayatını araştırmadıysanız onu da kesinlikle araştırmanızı tavsiye ederim. Bir yandan da şöyle bir şey söyleyeceğim. Ufak ufak YouTube için bölümün sonuna gelelim. YouTube için kaydı durduruyorum. Biz yayında devam ediyoruz. Hemen arkasına ikinci bölüme tekrardan sizlerle birlikte olacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.